Ye aslanım, ye, ye. Afiyet olsun. Gelin evladım, geçin şöyle. Aslanım benim. Ye, ye, kaşıkla. Al bunu da. Gelin, hoş geldiniz. Geçin böyle. Geç aslanım, geç. Evet, sen de. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Gelin bakalım. Gelin. Boş yer bulun, oturun. Orada var, gel. Gelin bakalım. Gel aslanım, gel. Gelin. Maşallah. Sen de şöyle geç, kardeşlerin yanına geç. Hadi bakalım. Hadi afiyet olsun. Gel bakalım, sen de gel. Sen de oraya geç. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Gel bakalım, sen de öyle geç. Nereye gidecektin? Pişman mı oldun? He? Kendi ordundan kaçmışsın ama buradan kaçmak kolay değil. Ne yapıyorsun asker? Kaldır başını. Kim bu? Bir Türk askeri generalim. Kendi ordusundan kaçmış bu sabah. Bizim elimize düştü. Aklı sıra buradan kaçmaya çalışıyordu. Bu askeri sorguya çeken oldu mu? Bilmiyoruz efendim. Biz sadece nöbetçiyiz. Anlaşıldı. Ben sorguya çekeceğim. Bakalım Türk ordusu hakkında ne malumat edineceğiz. Siz çıkabilirsiniz. Emredersiniz. Adın ne senin evlat? Ali. Söyledikleri doğru mu? Ha Ali. Firar mı ettin sen? Tek başına mıydın? Başkaları da vardı. Arkadaşlarım. Arkadaşların nerede peki? Yolda kaybettik birbirimizi. Ben Yunan'ın eline düştüm. Neden firar ettin evlat? Sen Yunan üniforması giymişsin. Şimdi bana vatan hain diye hesap mı soracaksın? Ben sana niye hesap sorayım? Ben Yunan generaliyim evladım. Sizin firar etmeniz benim işime gelir. Ben sebebini merak ettim. Cephelerden kötü haberler işittik. Ne haberler işittiniz bakayım? Yunan gümbür gümbür geliyormuş. Seferberlik ilan etmişler. Memlekette bir tane adam bırakmamışlar. Hepsini yığmışlar Anadolu'ya. Güneydeki cephelerden yürümeye başlamışlar. Konya düşmüş. Konya mı düşmüş? Evet. Konya düşmedi evladım. Düşmüş. Haberin yok mu? Ben generalim. Benden iyi mi bileceksin? Konya düşmedi. Sen nereden aldın bakayım bu havadisleri? Askerlerin arasında hep bunlar konuşuluyor. Konya daha başlangıç. Yunan bu sefer başka geliyor. İzmir'den başladılar yürümeye. Ankara'ya kadar durmazlar. Kimse durduramaz. Peki Ankara'dakilerin? Bundan haberi yok mu sanırsınız? Elbette var. Ama İkbal sevdasına vatanı, milleti boşladılar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Yunan civardaki köyleri basmaya başlamış. Aklı olan gider. Anasına, karısına, kızına, kardeşine sahip çıkar. Orduyu bırakmak askerliğe yaraşmaz. Vatan hainliği sayılır bu. Asıl bu hakikatleri...
Arkadaşlar. Arkadaşlar. Sizden çok şey gizliyorlar desen az olur. Sizden her şey gizliyorlar. Bu ordu darmadağın oldu. Onu bile gizliyorlar. Nedir ki o? Mustafa Kemal Paşa. Artık yok. Arkadaşlar. Yunanlıların düzenlediği bir suikaste öldürüldü. Arkadaşlar. Buraya bakın. Okuma yazması olanlar olmayanlara söylesin. Burada ne yazıyor? Mustafa Kemal Paşa öldürüldü. Bu ordunun, bu tümenlerin, bu çadırların içine kapana sıkıştınız kardeşlerim. Ankara'dakiler artık kaç kişi kaldılarsa başlarının çaresine bakacak. Yunan sizi ezecek böcek gibi. Türk milletinin gücü yeter diyorlar. Düşmanı dize getiririz diyorlar. Süslü püslü laflar. Karşınızda sadece Yunan yok. Yunan'ın arkasında İngilizler var. Doğu cephesinde Ermenistan var. Güneyde Fransa sulh edecekmiş. O da yalan. Karşınızda koskoca cihan var. Bunları söylemezler size. Mustafa Kemal'in öldüğünü söylememişler. Bunları mı söyleyecekler? Niye saklasınlar ki? Orduda infial olmasın diye geziyorlar. Aşikar değil mi arkadaşlar? Ha? Bir düşünün. Ne yazık ki koskoca Türk ordusunun geldiği vaziyet işte bu. Aklı olan gider. Arkadaşlar, sırf bunlardan haberdar olmayın diye telgraf tellerini bile kestiler. İnanmayan gitsin baksın. Arkadaşlar, madem öyle gidelim bakalım. Yürüyün. Gidip bakacağız. Kesinlikle bakalım. Olma şimdi baksana. Telgraf çalışıyor mu? Neden sordun? Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Denesene. Bir arızası var herhalde. Hallolur elbet. Ne oldu, acil bir durum mu Hasan oldu? Bittik kardeşler biz. Mahvolduk. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.